Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Önemli bir konu konut sektörü. Aslında hepimizin ister yatırım aracı olarak isterse ev sahibi olma isteğimizden kaynaklı olarak çok yakından takip ettiğimiz bir sektör ve Türkiye ekonomisi açısından da son derece mühim. Son dönem gelişmelerle de birlikte aslında daha detaylı bakmamızı da gerektiren hususlar ortaya çıkıyor. Biz de bunun için İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Cemal Gökçe'yi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Cemal Bey. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Umarım sorularımızı hem bizim hem de izleyicilerimizin sorularını net olarak burada cevaplayabiliyor olacağız. Hashtag konut balonu. Konut balonu var mı yok muyu sorguluyoruz. Ama siz de konut balonu hashtag'i üzerinden bize soru, yorum ve görüşlerinizi atabilirsiniz. Beni yalnız bırakmayacağınızı biliyorum. Cemal Bey. Hemen başlayalım isterseniz. Bakın şimdi konutta balon var mı diye bir soruyla gireceğiz. Sektörün büyümeye katkısı riske mi girdi diye soruyu biraz daha genişleteceğiz. Ardından da bu yeni tüketici kanunun sektörü nasıl etkileyeceğine ilişkin yorumlarınızı alacağız. Ama önce hafta başında açıklanan TÜİK verilerini konutla ilgili bir hatırlatalım. Ardından sohbetimize başlayalım. Buyurunuz. Peki haberimiz hazır olana kadar ben şunu en azından size söyleyeyim. Konutta balon var mı yok mu noktasında IMF Başkanı Lagarde da dahil olmak üzere Portekiz Lisbon'da birçok uyarı geliyor. Fiyat enflasyonu, konut fiyatı enflasyonu noktasında sıkıntılar var deniliyor. Stoklar önemli bir mesele ama bunların detaylarını ben sizden rica edeceğim. Şöyle bir hatırlatmada belki bulunabilirim. Geçen aydan mukayese ettiğimiz zaman yani Mart'taki veriyle Nisan verisini mukayese ettiğimiz zaman konut satışlarının %4.6 düştüğünü görüyorum. Doğru. Yıllık bazda baktığımızda ise oran daha korkutucu. Kesinlikle. Geçen sene Nisan'da bu sene Nisan'ı mukayese ettiğimde %11.8. 12 mertebesinde düşüş var. Evet. Evet ama şimdi büyümeye en büyük katkısı olan hatta büyümeye katkısının 2'den fazla katlamış olan konut sektörünün bu sene biraz böyle bir sallantıda olduğunu görüyoruz. Çok kısaca bu verdiğim veriler üzerinden, bu düşüşler üzerinden nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz Cemal? Yani şu anki veriler çok iç açıcı değil. Siz de altını çizdiniz. Genel çerçevede inşaat sektörü, özel olarak da konut sektörü ülkemiz açısından özellikle son derece genç nüfusa sahip olan ülkemiz açısından son derece önemli bir sektör. Bir önceki dönemin verilerine gerek genel çerçevedeki inşaat istatistiklerine baktığımızda gerekse konut satışlarına ve birikmiş olan konut stokuna baktığımızda bir önceki yıla göre yani 2013 yılının ilk 4 ayına göre satışların hiç de iç açıcı olmadığını, bir balon gibi ortada durduğunu şu an görüyoruz. Umarım ki yanılırız. Hı, balon gibi ortada gibi, durduğunu. Gibi. Balondur diyebilmek için Cemal Bey siz neyi görmek istersiniz? Yani nedir orada balon gibiden evet bu balondur noktasına bizi getirecek? Tabii ekonomimiz biliyoruz kırılgan ve genel çerçevede işte dövize bağlı bir yanı var. Sıcak paraya bağlı bir yanı var. Dolayısıyla iç istikrara da bağlı bir yanı var. Yani ülke içerisinde siyasal istikrar ne kadar önemli ise ortaya çıkan ekonomik veriler ve geleceğe yönelik olarak da duyulan güven de o derece önemli oluyor. Bunlar birbirini besleyen şeyler. Özellikle 2014 yılının ilk 4 ayı yerel seçimler dönemiyle, yerel seçimler çalışmasıyla geçti. Şimdi işte Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. 2015 yılında işte milletvekili seçimleri var. Bir taraftan da dünyadaki ekonomik verilere baktığımızda özellikle inşaat sektörü ve konut sektörü açısından verilere baktığımızda arz ve talep dengesi Türkiye'de talepin aleyhine gelişiyor gibi görünüyor. Ciddi bir konut arzı var. Bu konut arzı eritilmeden işte yeni ruhsat alan konut sayısına baktığımızda 2014 yılının ilk 4 ayında da oldukça fazla var olan işte şişmeyi yani var olan arzı eritmeden ortaya çıkan yeni ruhsat almış olan konutların eritebilme şansı hiç görünmüyor. Dolayısıyla
Dolayısıyla 2014 yılı biraz sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Peki bu arada ülkemizde tweetler gelmeye de devam ediyor. Arkadaşlarımız onları da hazırlayıp ekrana yansıtabilirler. Ben de buradan okuyacağım bir kısmını, sizinle de paylaşıyor olacağız. Ama onlar hazırlanırken ben izninizle Cemal Bey, DTZ Pamir Soyuyer Gayrimenkul Yönetici Ortağı Sayın Firuz Soyuyer'e de bir merhaba demek istiyorum. Telefon attığımızda kendisi. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, hoş bulduk. Buyurun. Firuz Bey, şimdi size aslında şu boyutuyla biraz sormak lazım. Belki de konuyu gayrimenkul sektörüne ilişkin olarak. Bir balon var mıdır, yok mudur ve bunun göstergesi nedir diye konuşuyoruz. Fiyatlar yüksek bir türlü düşmüyor belki ama ağırlıklı olarak gelen sorular içerisinde fiyatların neden hiç gerilemediği noktasında özellikle büyük projelerde devlet ortaklığının mevcudiyeti diye bir gerekçe ortaya atılıyor diye ben görüyorum, okuyorum. Ne dersiniz? Hani bir genel değerlendirme içerisinde bunun da önemi var mıdır fiyat enflasyonu açısından? Biraz esasında bu konu geniş bir konu ama şöyle düşünmek lazım. Buyurun. Devlet ortaklığı, eğer TOKİ'den bahsediyorsanız, TOKİ'nin dışında bir sürü proje şu anda yapılıyor. Bu yeni bir şey de değil. Ve bunun da sonucunda rakamlar ortada. Eğer talep olmasa, yani hem yatırımcı tarafından hem de kullanıcı tarafından bir talep olmasaydı bu rakamların sürdürülebilmesi, bu satışların sürdürülebilmesi imkansızdı. Bir de unutmayın, en önemli şeylerden bir tanesi bu satışlarda normalde diğer batı ülkelerinde veya gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tamamıyla kredili, banka kredili satışların olmadığı da bir gerçek. Yani dolayısıyla insanlar gelirleriyle değil ağırlıklı olarak bunlara bir transferiyle, bir varlık transferiyle yapıyorlar. Yani kendilerinin bir servetlerini, ailelerinden, babalarından, ailelerinden aldıkları şeyler de bunu yatırım aracı olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla talep sadece yatırım kullanım tarafından diye görülmemesi lazım. Aynı zamanda bir yatırım aracı olarak kullanılması lazım. Bir başka nokta diğer özellikle yine batı ülkelerinde, gelişmiş ekonomilerdeki finans ve gayrimenkul ilişkisi Türkiye'de çok daha sınırlı. İnsanlar hala bu gayrimenkulü tek yatırım aracı olarak, bazen en güvenilir yatırım aracı olarak görebiliyorlar. Dolayısıyla boyut olarak talebin şu anda bence herhangi bir şekilde yok olduğunu veya azaldığını gösterecek hiçbir şey göremiyorum açıkçası. Demokratikler bunları ayrı destekleyen şeyler, ona da verdiğini görüyorsunuz. Peki Firuz Bey, bağlantımız biraz sorunlu. Belki telefonu biraz daha yakın tutmanızı veya daha iyi çeken bir yerde olmanızı rica edebilirim ama son bir soru size çok kısaca rica edeceğim. Verilere ne diyorsunuz peki? Yani hani varlık transferiyle daha ziyade insanlar yatırım aracı olarak gayrimenkule yöneliyor diyorsunuz. Talepte bir sıkıntı yok diyorsunuz ama gelin görün ki konut satışları %4.6 azalmış. Aylık bazda, yıllık bazda da %12'ye yakın azalmış. Peki Bu ne demek? Tabii ki azalacak. Yani devamlı olarak arttığını görmek önemli. Yani her zaman için yanlış bir şey olacak. Ama unutmayın ki bu talebi değişme yönü aynı zamanda faizlerle de ilgili olan bir şey. Şüphesiz. Yani, evet. Yatırıma da açılan içinde gördüğü için diğer taraftan alternatif yatırım araçlarına da doğal olarak insanlar yöneliyor. Ama bu esas talebi, yani insanların güvence olarak gayrimenkul seçmesi, özellikle konut seçmesini değiştiren bir şey değil. Bunu bu açıdan özellikle irdelemek gerekiyor gibi geliyor. Yani bu farklılığı, diğer ekonomilerde olmayan bu özelliği birazcık daha dikkatli incelemek gerekiyor. Peki Firuz Bey, bir balon dolayısıyla var mıdır yok mudur özetle konutta? Yani şu şekilde söyleyeyim. Bence balonu ancak şöyle düşünebilirsiniz. Bazı yerlerde art fazlası olabilir. Bu çok doğal. Ama her tarafta genel olarak bir gayrimenkul balonu var demek için biraz yanlış bir şey. Çünkü unutmayın, en sonunda dünyadaki balonlar finans sisteminin sonucunda ortaya çıkan bir şeyler. Yani aşırı derecede borçlanma ve bunların gayrimenkul gibi hemen likit olmayan araçlarıyla yönelmesinden ortaya çıkan bir şey. Türkiye'de ise bunun çoğunluğunun finans sisteminden değil, insanların kendi birikimlerinden, yani öz kaynaklardan sağlandığını unutmamak gerekir. Peki Firuz Soyuyer, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Cemal Bey'le de aslında bir soru size sorayım. Ardından Ayşe'ye dönüp piyasalarla ilgili bir toparlama rica edeceğim. Firuz Bey, biraz daha hani konutta aslında
arz talep dengesinin zaman zaman bölge bölge farklılık göstermek kaydıyla çok da önemli bir risk teşkil etmediği bir tablo çizdi bize. Siz de buna katılıyor musunuz? Hayır, yoksa... katılmıyorum. Özellikle 2004-2006 dönemi konut sektörü açısından önemli bir dönem. Hakikaten çok ciddi büyümenin olduğu bir dönem. Ülkemizin altyapısı ve üst yapısı açısından önemli katkı sağladı ekonomiye. Evet. Aynı zamanda da 2004 yılına kadar birikmiş olan konut taleplerinin giderilmesini sağladı. Dolayısıyla ekonomiye de ciddi katkı sağladı. 2008 dünyadaki ekonomik krizle birlikte ülkemiz de bundan etkilendi. Ama 2011 sonrası evrede, 10-11 sonrası evrede tekrar artış gösterdi konuda yönelik talep. Fakat gelmiş olduğumuz nokta itibariyle şöyle olduğunu düşünüyorum. İnsanlar genel çerçevede, ülkemizdeki insanlar sadece birinci konutlarını değil de ikinci, üçüncü, dördüncü konutlarını aldılar. Yani bir yanıyla gerçekten yatırım çerçevesinde düşünülerek bu konutlar alındı. Fakat artık bu noktada bir doygunluk noktasına gelinmiş olduğunu düşünüyorum ben. Oysa ülkemiz son derece genç bir nüfusa sahip. Evet. Nüfusumuzun neredeyse yarısı 27 yaşın altında. Bu insanlara yönelik konut üretilmediği sürece şu an piyasada var olan satılmayı bekleyen konutları orta ve üst gelir gruplarına yönelik olarak üretildikleri, fiyatlarının da oldukça 700-800-1 milyon mertebesinde olduklarını da biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizin genel ekonomik yapısı ve konuta ihtiyaç duyan, çalışan insanlar çerçevesinde baktığımızda bu ortaya çıkmış olan konut stokunun eritilebilme şansı yok. Evet. Dolayısıyla kredi faizlerindeki düşüşlerin sağlanması, insanların yarına yönelik olarak yani konuta ihtiyaç duyan orta ve daha alt gelir grubunda bulunan insanların iş güvencelerinin sağlanması, piyasa istikrarının oluşması eğer olabilirse ancak bir balon olmaz. Geleceğe yönelik olarak inşaat sektörü ve konut sektörü gelişebilir, dönebilir. Bugünkü anlayışla öyle düşünmüyorum. Aslında bunun da belki hani Başbakan Erdoğan'ın özellikle faizlerin aşağı inmesi yönündeki ısrarlarının belki bir miktarda bu tarafla da ilgisi olduğunu düşünmek mümkün. Faizler aşağı inecek ki yine kredi faizlerinde bir aşağı yönlü hareket olsun. Ardından belki onlar da mutlaka görüyorlar yani konuttaki bu hareketliliği falan ve bu da hani konut çok Türkiye'nin beslendiği bir sektör olduğu için bu konuda da rahatsızlık duyduklarını tahmin ediyorum. O söylemleri ifade ederken. Katılıyorum. Katılıyorsunuz. Katılıyorum. Peki. Ayşe İlgün Doğdu bakalım bize katılıyor mu Cemal Bey? En azından fiziksel olarak karşımızda oturmuş bütün güzelliğiyle. Ayşe hoş geldin. Merhaba Didem, iyi sabahlar. Çok teşekkürler. Biz konut dedik. Sen bize neler söyleyeceksin? Konut sektörüyle ilgili belki borsadan birkaç bir şey aktarabilirsin. Bize genel olarak piyasalardaki hareketliliği alalım senden kısaca. Evet, aslında yarım saattir sizi dinliyorum burada aslında. Çok mu konuştuk demek istiyorsun? Yok, yok. Ne demek yarım saattir sizi dinliyorum? Hayır, falan. Dinliyorum ve şöyle bir o algı oluştu bende, sanki fiyattan ziyade bir miktarda mı bir balon var şeklinde bir konutta belki önümüzdeki dönemde o tarafı belki daha yakından izleyeceğiz. Çünkü hem gerek yaşı genç olanların hem de bundan sonra hali hazırdaki konutların nasıl eritileceğine dair önemli soru işaretleri var kafalarda. O yüzden sanki fiyattan ziyade birazcık daha miktar balonu olmuş gibi duruyor konut. Bugün Borsa İstanbul'a baktığımda o dünkü baskıların olmadığını görüyoruz İdem. Bunu söyleyebilirim ilk olarak. Ama kar realizasyonlarının ardından gelen tepki alımlarında sınırlı kaldığını belirtelim. Çünkü bankacılık böyle sanayi endeksine baktığımızda oradaki aşırı alım seviyelerine gelmeleri sebebiyle teknik detaylardan dolayı yukarı yönlü hareketlenip birazcık daha yerine sınırlı bir yükselişe bırakmış gibi duruyor. 77.700'lü seviyelerdeyiz. Bankacılık endeksi yönünü yukarı çevirdi. Hafif bir imlenmeler var. Zaten pasta grafiğimizden de bakacak olursak orada da dünkü kayıpların bir miktar telafi çabası içerisinde olan bir Borsa İstanbul görüyoruz. Ancak dünkü o sanayideki iyimser hareket yine de Borsa İstanbul'u 78.500'ün üzerinde tutmayı başaramamıştı. Dünün aslında kazananı gelişmiş ülke hisse senetleriydi. ABD'den hem birleşme aktivitelerinden dolayı hem de gelen iyi verilerin ardından yeni rekorlar gördük. Bunu tabii sabah saatlerinde Asya seansına da bıraktı bir miktar. Ancak yine de sabah saatlerinde
o Asya'daki iyimser hava bize bir miktar yansısa da Avrupa'ya yansımamış gibi duruyor. TL tarafındaki değer kaybı sürüyor. Bu o yüzden önümüzdeki seansta ve bu ilk seansın kapanışında bir miktar daha endeks üzerinde etkili olabilir. 2.11'lerdeyiz. Şöyle bakıyorum tekrar. 2.10.93'teyiz şu an, ancak 2.11'lerin üzerini deniyoruz ki 2.06'lardan 0.7'lerden buraya geldik. Evet. Haftalık bazda en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke kuru. O yüzden Merkez Bankası'na yönelik hem açıklamaları yakından takip ediyoruz, ancak önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirebilmesi için iki tane donenin elinde olması lazım diyor piyasa. Bir tanesi CDS'ler, yani risk primimizin düşmeye devam etmesi lazım. Bir tanesi de 5 Haziran'da gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası'ndan Draghi'nin daha önceden söylediği gibi bir parasal genişlemeye gitmesi. Bu iki done olduğu sürece faiz indirebilir diyor piyasa, ancak bakalım önümüzdeki dönemde bu gelen açıklamalar nasıl şekillenecek. Ayşe, çok teşekkür ediyoruz sana. Seni uğurlayalım. Ben hemen şuradan birkaç tane tweetle devam edeyim. Hakikaten konut çok ilgi çeken bir alan Cemal Bey. Ve örneğin bir izleyicimiz Bertan Pamukçu diyor ki ruhsatsız konut satışları artık yapılmayacakmış. Gecikmiş bir karar değil midir? Satışları nasıl etkiler diye sormuş. Kısa kısa rica edeceğim, kalan sürede oldukça çok tweet var. Kesinlikle buyurun. Gecikmiş bir karar. Maket üzerinden konut satmamak gerekir. Geçmişte bunu yaşadık. Alınmış olan karar doğru bir karar. Peki, gecikmiş olmakla birlikte evet, doğru bir karar alındı diyorsunuz. Doğancan eşi yok diyor ki son 4-5 yıldır konuşulan bir durumdu. Hala balon mu diyorsunuz? Çok bariz bir balon, konut balonu mevcut diye görüşünü paylaşmış. Ümit Esim diyor ki arsa olmadığından ve arsaların pahalı olması konutta balon imajı yaratıyor. Ne dersiniz? Bu arsa ile ilgili başka mesajlar da geldi. Örneğin Murat Keskin der ki asıl balon konutta değil arsada. Olaya böyle bakmanızı da rica ederim. Hayır, zaten arsa olmasa konut üretilebilme şansı yok. Konut üretilebilmesi için arsa üretilmesi gerekir. Temel problem arsada. Bu nedenledir ki Dağtaş, İstanbul'un boş gerek merkezinde gerekse çevresinde bulunan tüm boş alanlar konut inşaatlarıyla doldu. Oysa İstanbul'u ve ülkemizi aynı zamanda yeni bir depremin beklediğini de biliyoruz. Bu çerçevede boş alan yaratmak yerine, arsa beklemek yerine deprem güvenliği olmayan var olan konutları yenilemek aynı zamanda bir arsa üretimi çerçevesinde düşünülebilir. Dolayısıyla ben şu an Türkiye'nin özellikle İstanbul gibi kentlerin kilitlenmiş olduğu noktaya baktığımızda bir arsa sorununun da olmadığını düşünüyorum. Peki, bu arada Yener Yıldırım diyor ki konut balonunun sebebi yeni sektör oluşturamıyor oluşumuzdur. 20 yıldır bu sektördeyim, gelecek adına bu kadar telaşlanmadım demiş. Türkiye'de daha bir emlak yasası yok. Bunları tartışmak ne derece doğru? Önce emlak yasası çıkmalı diyor Ümit Esim. Doğancan Eşiyok demiş ki ayrıca beklenen bir konut krizinin kapıda olduğu dönemde hala önlem alınmıyor olması da şaşırtıcı. Ve bir yandan da vatandaşın %90'ı tapu harçlarını düşük gösterip vergi kaçırıyor. Emlak yasası acil çıkmalı diye de eklemişler. Emlak yasası ile ilgili çok gelen tweet var. Nedir orada durum? Yani tüketici kanunu çıktı, ona ilişkin şimdi birazdan sorum olacak ama emlak yasası? Gerçekten emlak alma, satma ve emlakla ilgili gerekli tüketicilere güvencenin verilmesi ve sağlanması noktasında sıkıntılar var. Yeni bir emlak yasasının tüketici lehine yeniden organize edilmesinde yarar var. Tahmin ediyorum soran insanlar da bu çerçevede konuya bakıyorlar. Yani bir mevcut yasayı güvencesiz bir çerçevede yorumluyorlar. Peki Nihat Madak demiş ki konut balonu parantez içinde soru işareti, yani kendisi inanmıyor ona diye bir şey olsaydı kiralar bu kadar yüksek olur muydu diye sormuş. Fakat altını çizmeye çalıştık. İstanbul'da 400-500 bin mertebesinde fazla konutun olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde de 1 milyon 1 milyon 200 mertebesinde konut fazlalığının olduğunu biz söylemiyoruz. Yani rakamlar söylüyor. Tabii o da ciddi bir çelişki. Kiralar fazla. Neye göre fazla veyahut az çerçevesinde konuya bakmak lazım. Alım gücüne göre, ücretlere göre konuya bakmak lazım. Zaten konunun altını çizmeye çalıştım. Orta ve üst gelir gruplarına yönelik olarak herhangi bir problem yok. Orta ve alt gelir gruplarına yönelik olarak ciddi bir problem var. İlgili arkadaşımız da sanıyorum bunu kastediyor. Ender Halıcı da demiş ki arsa payının %60'lara ulaştığı piyasada konutta balon olmaz mı diye sormuş. Şimdi BGC Partners'a dönüyorum ben izninizle Cemal Bey, yine Kerem Tezcan analist
bizimle birlikte telefon attığımızda. Kerem hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Biz böyle hani enine boyuna biraz piyasanın içinden, sahadan bilgilerle detaylı bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Ama zannediyorum özellikle ekonomik ve belki de piyasa performansı açısından önemli olan husus 2014 yılı içerisinde konutun büyümeye ne kadarlık bir katkısı olabileceğini öngördüğünüz meselesi. En azından elimizdeki ilk verilere baktığımızda nasıl bir tablo çıkıyor ortaya, bu faiz ve kur ortamında nasıl görüyorsun konutu? Zaten yılbaşından beri gelen datalar bize bir düşüşü gösteriyor. Ancak tabii şöyle, bunun büyümeye tam olarak etkisini anlayabilmek için yani konut piyasasında ve gayrimenkul piyasasında regülasyonlar az olduğu gibi veriler de az. Şimdi mesela bu TÜİK'in açıkladığı rakamlarda ön satışlar bunun içinde değil. Ve ön satışlar esasında Türkiye'deki satışların çok daha büyük bir kısmını oluşturuyor. Tapudaki devirlerden TÜİK bu dataları oluşturuyor. Öyle olunca tam olarak bir bilgi alabilmek bugüne kadar açıklanan verilerden mümkün değil. Piyasaya baktığımız zaman, önemli piyasa oyuncularının verilerine baktığımız zaman ilk 4 ay gerçekten yavaş. Ancak bunun sebebi genel itibariyle bu lansmanların, yani büyük proje lansmanlarının seçim sonrasına bırakılması diye düşünüyoruz. Bu lansmanları yavaş yavaş görmeye başladık. Gazetelerde de bunlarla ilgili bir sürü ilan var. Bu demek oluyor ki yılın geri kalanında satışlarda bir nebze hızlanma ihtimali olabilir. Ön satışlardan bahsediyorum. Bu hızlanma TÜİK'in verilerine birebir yansımayabilir. Öyle olunca çok TÜİK'in verilerini okumak, sadece onu okumak inşaat sektöründeki büyümeyle ilgili bize gerekli bilgiyi veremeyebilir. Tam net olmayabilir tablo diyorsun. Biraz gecikmeli yansıyacak bir takım veriler de var. Doğru. Çünkü ön satışlardan en az bir 18 ay sonra yansıdığı için tapu devri çok daha sonradan takip eden bir veri olarak bunu düşünebiliriz. Peki Kerem, aslında bu konuyu Cemal Bey'le de konuşacaktım ama çok kısaca hazırsan ön satışlardan bahsetmişken ben de şu ya cayarlarsa başlıklı yeni tüketici kanunu ile birlikte ortaya çıkan maddeden bahsedeyim. Bu konut piyasasını sence nasıl etkiler analist gözüyle baktığında? Çünkü 14 gün içinde hiçbir ceza ödemeden vazgeçme hakkı veriyor yeni kanun konut alıcılarına. %2'lik bir ceza var ama eğer hani ödeme kabiliyetim yok diye bir ispatla gelirsen onu da ödemeden cayabiliyorsun. Bu bir risk oluşturuyor mu sence? Kayda değer bir risk oluşturuyor mu sektör için? Bu oluşturabilir. Yani tam olarak bunun büyüklüğünü tahmin etmek çok zor. Ama evet, bir risk oluşturur. Zaten bugün baktığımız zaman yine tüketici istediği herhangi bir dönemde ön satışla almış olduğu evi geri verebiliyor. Ancak bununla ilgili, bu konutla ilgili yapmış olduğu ödemeler proje tamamlandığında geri veriliyor kendisine. Yani şu anda mevcut olan tüketici yasasında durum bu şekilde. Ama tabii 14 gün içinde tamamen satıştan cayma durumu ön satışlarda olumsuz, yani çok büyük olmasa da olumsuz bir etki yapabilir diyebiliriz. Peki. Son bir cümle istersen konut sektörü ve 2014 beklentileriyle ilgili kalan süreyle de biraz sıkıntımız oluşuyor çünkü yavaş Anladım, yavaş. Anladım tabii. Yani şimdi dediğim gibi bizim beklentimiz yani tamamen kredi faizleriyle alakalı. Kredi faizlerinin yönü çok önemli, ancak bu son dönemlerde faizlerle alakalı tartışma bence belirsizlik yaratıyor. Bu talebin biraz da ertelenmesine sebep olabilir. Bizim bir modelimiz var. Bu modele göre bizde 950 bin konut civarında bir stok olduğunu görüyoruz burada. Bugün gelen veri biraz önemli. Yani bu inşaat izinleriyle ilgili gelen veri önemli. Konut tarafında %71'lik bir artış var. Şimdi bizim modelimiz diyor ki 2014 ve 2017 yıl arasında arzda %2.4'lük bir artış olursa, sadece 2.4'lük bir artış olursa 2017'de 1.8 milyon adete çıkabilir stok. Ancak bu ortalama 500 bin adetlik bir talep olması durumunda söz konusu. 500 bin talebi nasıl geçilebilir? Bu tamamen dediğim gibi yine kredi faizleriyle alakalı. Mesela 2005 ve 2006 yıllarında ortalama 650 bin olmuş talep. Ondan önceki 4 sene ortalaması 550 bin. Ki o zaman %2'den %1.4'lere inmiş faizler sadece. Bu demek oluyor ki psikolojik sınır olan birin altına gelme ihtimalimiz olursa bu sene veya önümüzdeki sene,
O zaman buradaki talep canlanması o 500 bin sınırını veya 500 bin ortalamasını biraz daha geçebilir. Öyle olunca bu kadar talep birikmeyebilir. Ancak evet, bizim okuduğumuz şu anda arzın nispeten biraz hızlı geldiği. Peki. Mesela. Çok teşekkür ediyorum rica Kerem sana. Kerem Tezcan, BGC Partners analisti bize değerlendirmelerini sundu. Cemal Bey, 1,5 dakikamız kaldı zannediyorum. Bu süre içerisinde hem bu yasayla ilgili, bu cayma hakkıyla ilgili hem de stoklar noktasına değindi Kerem. Belki bununla da ilgili birkaç bir şey eklersiniz. Bu sabah gelen veriler önemliydi yine TÜİK'ten, Kerem de değindiği gibi. Evet, cayma konusu gerçekten önemli bir konu. Özellikle tüketiciyi korumak çerçevesinde düşünülmüş, desteklenmesi gereken bir durum. Kredi faiz oranlarının yüksek olması daha önce neredeyse 0.70'lerin altına kadar inmişti. O evrelerde yılda 500-600 bin mertebesinde de konutların satılmış olduklarını, özellikle kredi faizleri kullanılarak yapılmış olan satışların oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Ama bugün birlerin üzerinde olması, özellikle de iş istikrarının ve gelecek güvencesinin işte çalışan kesimlerde, konuta ihtiyaç duyan daha sosyal kesimlerde henüz sağlanamamış olması, var olan birikimin de orta ve üst gelir gruplarının alabileceği bir konut stoku olması noktasında bunun eriyebilmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Uzun vadeye yönelik olarak da konut sektörü açısından da, inşaat sektörü açısından da, ülkemizin altyapısı açısından da gerçekten inşaat sektörü önemli bir sektör. Sadece kendisini ilgilendirmiyor. Kendisiyle birlikte neredeyse 250 mertebesinde alt sektörü ilgilendiriyor. Bu noktada gerek alım gücünün artması, ihtiyaç, talep duyan insanların taleplerinin karşılanması noktasında gerekli önlemlerin alınması gerekir diye düşünüyorum. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, çok teşekkür ediyorum efendim. Hakikaten eksik olmayın. Çok net cevaplar verdiniz sorularımıza. Biz de Finans Merkezi'nin bu bölümünü böylece noktalamış olduk. Bir ara, sonra kapanışta tekrar karşınızdayız. Teşekkür ederim.